Buona le uvula. Günaydın arkadaşlar. Nasıl ama kuş sesleri? Her yerde kuşlar var. Çok güzel bir yerde uyandım şu anda. Yasava adalarındaki o deniz tatili bitti. Bugün yine Pasifik'in ortasındaki bir ada ülkesi olan Fiji'nin Nadi diye bir şehrinde uyandım. Burası daha çok Hintlilerin yaşadığı bir bölge. Airbnb'den tuttum ve bir gece kaldım. Bugün çok güzel bir yere gideceğim. Biliyorsunuz ben ülkeye gittiğim zaman böyle oranın yerel halkıyla iç içe yaşamayı, onlarla beraber zaman geçirmeyi, onların kültürünü anlamaya çalışmak için çaba gösteriyorum. Şimdi ülkenin dibine kadar ineceğiz böyle. Yaşamını, kültürünü anlamaya çalışacağız. Köylerine gitmeye çalışacağım ve onlarla zaman geçirmek benim en büyük tutkum zaten. Bu sayede gittiğim ülkelerdeki insanları, yaşamı, dünyaları anlayabiliyorum. Biraz sonra hiç nerede olduğunu bilmediğim bir otobüse atlayacağım. Fiji'nin ortalarında Navala adında bir tane köy var. Bugün o köye gitmeye çalışacağım. Bütün süreci sizle paylaşacağım. Hadi o zaman yola koyulalım. Biraz sonra yağmur başlayabilir. I'm coming there. This is my camera. You're coming on Friday. So what time you'll be back? Şimdi bu bus şeyle taksi bizi 4 dolar karşılığında bir tane otobüs istasyonuna bırakacak. Thank you so much. See you on Friday. Good, how are you? Geldik şimdi otobüs istasyonuna. Buradan da adını söyleyemedim bir yere otobüs alacağım. Sonra oradan aktarma yapacağım. Bağ diye bir yere gideceğim. Onu biliyorum. Bağ'dan da artık bir şekilde köye gitmeye çalışacağım. Şeye çok benzettim. Hindistan'daki otobüs garlarına. Camları yok otobüslerin şöyle. O yüzden bütün yıl sıcak olduğu için püfür püfür gidiyorlar. Neden Hindistan'a benzettim? Çünkü ülkenin yarısı Hintli abi burada. O yüzden bayağı Hint kültürünü doya doya yaşıyorsun. Ama the lotka? Two person. Otobüse bindim. Yaklaşık tahmin ediyorum bir saat sürecek. Otobüs bayağı iyi geldi. Ben o üstü açıklarla gideceğiz zannediyordum ama yemyeşil Fiji doğasını izleyerek devam ediyorum. The slow day, the common, the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. Şimdi Lavul Toka'ya geldik. Buradan çantalarımı alıp şimdi Bağ otobüsünü bulmaya çalışacağım. Şimdi bu otobüste de Bağ'a gidiyoruz. Ekspres gidiyormuş bu. Böyle bir bindik. Supersin. What was your name? Steven. Steven. I'm Emre. Köyde yaşayan birisiyle tanıştık. O da şansımıza şu an bu otobüste ve bize oraya kadar yardımcı olacak. Bakalım benim evde kalırsınız falan diye. Orada kava diye bir seremoni yapıyorlar. Bunu ben size daha önceki videolarda bahsetmiştim. Köye gidince göreceğiz. Bir kök. Onu almamız gerekiyor köye gitmeden önce. Muhtemelen Bağ'a gittiğimizde ondan alacağız. Bağ'a geldik. Bağ! Hoppa! Hakikaten Hoppa'ya geldik. Bakalım yemek nerede var Hoppa'da. Steven, we want to buy some food. Okay, after that we're gonna go there. Steven de bahsettim işte Navala'da kalıyor. Beraber gideceğiz köye. Şansa vallahi ya. Başka bir şey istesek olacakmış yani. Çünkü gerçekten nasıl gideceğimizi bilmiyorduk. Şimdi Steven dedi ki eğer köye gidiyorsanız bir şeyler alsanız iyi olur falan dedi. Biz de bir markete geldik. Orada köyde bulamayacakları, almakta zorlanacakları şeyleri alışverişini yapıyoruz. İşte un aldık, şeker, ne bileyim pirinç falan onun gibi şeyler alıyoruz. Çocuklara da biraz böyle sinek, atıştırmalık şeyler alacağız. Elimiz boş gitmeyelim diye. Çünkü çat kapı gittiğimiz bir köy yani. Alışverişi yaptık şimdi. Otobüse doğru gidiyoruz. Kava almamız lazım seremoni için. Onların içtiği böyle bir kök var ya bahsettiğim. Ondan yapacaklar bize. O yüzden kavasız girilmiyor köye. Navala'ya gidecek otobüs bu. Günde sadece bir kere kalkıyor. Şansımıza Steven'le karşılaştığımız için nereden kalktığını, nasıl kalktığını öğrendik. Orada bütün bu otobüsler yaklaşık 2 dolar, 3 dolar, Fiji doları. Bu otobüse gideceğiz. Yaklaşık 1,5 saat sürecekmiş. Biraz tepelerde bir yerde. Ula. Navala. Navala, yeah. He will bring the cart. Oh, check. We wait. Ula. Excuse me. Ula. Sonunda otobüse bindik. Şimdi aldığım yemeği yiyorum. Sebzeli pilavlı bir şey aldım böyle. Kızarmış şey diyorlar. Pilav. Acısız. Normal. Pilav. Şu elimde gördüğünüz şey Fijilerin kendi sigarasıymış. Bayağı ince sarmışlar. İçinde de Fiji tabakosu varmış yani tütünü varmış.
Thank you. Bayağı değişik. Şimdi köye çok yaklaştık. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hoplayan zıplayan yollardan geldik. İçim dışıma çıktı resmen ama bayağı güzel bir yere geldik. Köyün girişi ileride. Şimdi bir tane köprüden geçiyoruz. O kadar su, yağmur yağmış ki su köprünün üzerinden akıyor. Köye geldik. Eşyaları verdim. Çay indirdik. Yağmur da bastırdı şansımızı. Köyün girişinde Welcome to Navala yazıyor ve bazı kuralları varmış köyün. Yani o kadar böyle ziyaret etmeye başlamışlar ki sen artık giriş parası almaya başlamışlar. Yaklaşık 50 Fiji parası alıyorlar. Baya dağın başında bir yer var ya. Buraya turist niye geliyor bilmiyorum ya. Thank you. From where? Turkey. İstanbul. Okay, let's go. Köye otobüs gelince günde bir kere geliyor ya. Bir sürü eşya getiriyor. O yüzden herkes otobüs karşılamaya gelmiş. Eşyalarını götürüyorlar eve doğru. Çok tatlı bir köye benziyor. Rengarenk, yemyeşil bir köy. Yağmurlu bir gün. Kameram bozulabilir yine. Çok güzel ya. Öyle güzel bir yere evlerini yapmışlar ki böyle eski tarzdaki şeylerini, kültürünü korumuşlar hala. O yüzden burası bu kadar ilginç bu arada. Yemyeşil dağların arasında. Where are you? Bula. Bula. Hey. Bula. Bula. We can put it in the back seat. Yeah. Oh. Hey, what is your name? Katrina. Katrina. How are you? Bula. I'm Emre. Lavanya. Lavanya. You? Lavanya. This for you. Say thank you, Laura. Vinaka. A Fijian we say vinaka. Vinaka. That means thank you. Mm-hmm. Yeah, vinaka. We learned it in Yasawa. Oh, you've been in Yasawa. How many days? 2 weeks. Chai. Hazırlamışlar bize. Navala köyündeki ilk çayımız. Bunun dediği bir şey böyle ısmarladı. Bilmiyorum patatese benziyor ama tatsız patates. Ben bu tadı hatırlıyorum. Kolombiya'da yerlilerin yanında kalmış. Çorba gibi bir şey yapmışlardı. Onun içine koymuşlardı. Kalmışım. Zaten yorulmuştum. 2 gündür de uykusuzdum. Bayağı uyumuşum. Şimdi bir sürü çocuk gelmiş okuldan. Onlarla oynuyoruz. Şimdi birazcık köyü gezelim dedik. Yağmurda durmuşken birazcık dışarı görelim dedik. Dağlar, mağlar, her yer yemyeşil burada abi. Yeşilin 1001 tonunu gördüğün bir köy. Siz buraya niye gelip köy yaptınız arkadaş? Şimdi bir ışık bir yer var. Baksana şöyle dağa bakın. Sizin girişiniz. There is a mountain, there is a... Yeah, I'm talking the same in Turkish. Hey.
can make it. You go. Gel gel, come. Everyone come here. Go go go. Kimse geldi. Nasıl gözüküyor? Güzel. Give your hand. Hand. Yeah. Nice. This one and this one. Nice. Yeah, okay. Ula. Ula. Şimdi de köyün okulun olduğu yere geldik. Çocuklar burada rugby yapıyor. Rugby. Rugby Amerikan futbolu denir mi? Ona benzer bir oyun oynuyorlar. Burada çok popüler bu. Her yerde onu oynuyorlar. Şurası hemen okulu. Okulun önünde maç yapıyorlar. Şöyle efsane bir manzaraları var karşısında. Burası da onların kilisesi. Hristiyanlık geliyor yıllar sonra buraya. Normalde Fijilerin kendilerine ait çok tanrılı bir dinleri var. Bu akşam bir kava töreni yapacağız. Orada birazcık eski dinlerinden bahsederiz. Burası da okulları. Gelin sınıflarına bakalım. Şimdi çocuklar dedi ki takılın peşimde gezdirelim sizi köy dediler. Böyle aldılar bizi, geziyoruz. Çok güzel yerlerden geçiyoruz ya. Yes, it's my tattoo. Coconut. Fiji. Coconut. It's Yasawa Islands. Yeah, coconut and sunset. Şimdi ısırım ısırım ısırım. Şimdi var ya. Bana ulusal marşını söyler misin dedim, marşlarını söylediler. Hey! Yes. Şimdi eve geldik. Akşam olmak üzere. Uno oynuyoruz. Yanımıza ona getirmiştik. Muhtemelen giderken de onlara bırakacaktım. Çok beğendiler. Çünkü. Hemen öğrendiler zaten. Herkes Uno oynuyor şu an yanımızda. Baksana o da atıyor kağıtları zaten. Hepsi çok akıllı ya. Maşallah. Sen kendine yemek mi buldun? Yemek. What are you eating? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Sıkı sevesim geliyor sürekli. Havaya atıyorum böyle, korkudan ölüyor. Bu ailede bu arada 8 kişi kalıyor. 5 çocuğu var. Kardeşleriyle beraber yaşayan bir adamın evi burası. Stevin de o kardeşlerinden bir tanesi zaten. Böyle bir yemek yiyeceğiz bakacağım. Evde boğaz çok olunca kadın yaklaşık 200 saattir yemek yapıyor. Yardım edelim dedik ama fazla yardım edecek bir şey yoktu zaten. Yemek yedikten sonra da kava serumesi yapacağız. Kava bir şeyin kökü burada. Tam ben de bilmiyorum. Burada öğreneceğiz. Bize anlatacaklar. Ben de size anlatacağım. Patlıcanı noodle'la karıştırmışlar. Bir de böyle ekmek yaptı. Pilav falan yaptı. Şu an balıklı sanırım. Böyle bir akşam yemeğimiz var bugün. Allah çok acıktım. Dört. Bu arada biraz önce şey getirdiler. Bir tane domuz getirdiler. Baya parçalamışlar yani tencerenin içerisinde. Ben şey zannettim ilk başta. Bunlar besliyorlar ama yemek için işte domuz kesmişler falan diye. Ama işte şu arkamda gördüğün evin reisi köpekleriyle beraber doğaya gitmiş. Burada dağlarda bir sürü domuz varmış. Köpekler domuzu yakalıyor. Sonra da gidiyor baltayla öldürüyor. Böyle bir domuz avlama çeşidi varmış. Şimdi avcılıktan geliyor zaten. Elinde domuzla geldi. İlk başta anlamamıştım ama şimdi açıkladılar. Baya ilginç geldi köpeklerle böyle avcılık yapmaları. I was talking about the pig, how he hunt. Hola. Hola. Can we come? Yeah. Şimdi diğer bir eve geçtik. Burada bize şimdi kava seremonisi yapacaklar. Is it kava? Yes, it is. Şimdi bize böyle yer hazırlamışlar. Yeah, you have. This is the... Yes. Okay. Hi, I'm Mustafa. Ben. My name is Emre. Emre. Yeah. From? Turkey. Kava çok önemli bir onların seremonisiymiş. Adı da aslında hoş geldiniz seremonisi. Köye gelen herkes için yapıyorlar. Daha doğrusu köye mesela bir çocuk da olsa yapıyorlar. Yeni birisi gelse de yapıyorlar. Eski dinlerinden kalma bir kültür. Bir kök. Ne kadar eski olursa o kadar değerli oluyor bu arada kava. Eziyorlar. Sıcak suyla karıştırıyorlar. İçecek oluyor ve birazcık alkolü olan. Günde onlar herkes içtiği için onlara bir etkisi olmuyor. Ama ilk defa içecekler için çok hafif bir alkol etkisi var. So we'll present it in Fiji. Uh-huh. He will do your welcoming to Navarra. Okay. Oh, never would I look at me. Oh, my God.
Kolay gelsin sana. Naka, naka. Good. Ne dediğim? Ne dediğim? Ne dediğim? Ne dediğim? Bula. Bula. Naka. Oh. Naka. Meyan kökü içtikten sonra ağızda şekerli tat kalır ya. Daha acısını düşünün. Öyle bir tat kalıyor ağızda. Ama bayağı çamur gibi tadı var diyebilirim yani. Hataki. Kava gerçekten bir sürü yere dahil olmuş. Özel bir içecekleriymiş. Kız istemeye gittiklerinde de kava kullanıyorlarmış. Eğer bir kızdan hoşlandıysan kavayla gidiyormuşsun. Kava seramisi yapıyormuşsun. Yapmazsan abisi seni öldürür diyorlar. O kadar şey bir şey. Kava önemli bir şey yani. Onu da bu şekilde netleştirmiş olduk. Günaydın. Saat 6 ya da 7 olması lazım. Deli gibi yağmur yağıyor. 10 kişi falan yatıyor aldığım evde. Hava bayağı uyku yapan bir şeymiş. Bayağı uyuttu şak diye. Acayipti ya. Bugün şu saman evlerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. İçini göstereceğim. Belki burada nehir var. Nehre gideriz. Eğer çok yağmur yağmazsa nehirde yüzeriz falan. Gördüğünüz gibi böyle yerlerde kalıyor. Böyle yerleri özellikle çekmek istiyorum. Sahip olduğumuz şeylerin değerini daha iyi anlayalım diye. Dünyanın bir yerlerinde insanlar nasıl yaşıyor? Daha önce Afrika'da ve Kolombiya'nın Sierra Nevada dağlarında böyle insanların yanına gitmiştim. Bir de Fiji'de geldim. Geldiğimde her seferinde şey diyorum ya, keşke daha fazla şey alabilseydim, getirebilseydim onlara. Yani bir şeyler alıyoruz ama hani yeterli değil. Bir de ben buraya nasıl bir yere geldiğimde hiçbir fikrim yoktu. Sadece böyle bir köy olduğunu duydum. Hem internette gördüm hem de Çağatay Özdemir diye bir arkadaşım var. O geçen sene gelmişti buraya. O tavsiye etti mutlaka oraya gitmelisin diye. O da böyle kalmış saman evlerinden bir tanesinde. Şu ne ağacı ya böyle kocaman. Şu kocaman kocaman bir şey yetişmiş üzerinde. İlk defa görüyorum. Ne olduğunu anlayamadım. Bayağı büyük. Bu arada biliyorum, videoları izleyince böyle yerleri böyle insanla görünce diyorsunuz ki keşke biz de bir şey yapabilsek, yardım edebilsek. Maalesef mümkün değil çünkü bugün ayrılacağım buradan. Buraya gelmek de bayağı zor. Bundan sonra başka şehirlere geçeceğim. Belki daha sonra Özgür diye bir arkadaşım var. Kendi müzisyen arkadaşlarıyla beraber. Çocuklara müzik yapıyorlar, onlarla zaman geçiriyorlar, müzik öğretiyorlar. Öyle bir organizasyon düzenleyebiliriz bu köye. Zaten çok fazla çocuğu olan bir köy. Eminim çok keyif alacaklardır. Bula. Hadi let's go. Ne bileyim ne bileyim 20 tuttular. Okulun hemen yanında yandaki köylerden gelen öğrencilerin kaldığı hosteller var. Hafta içi burada kalıyorlar. Hafta sonunda kendi köylerine gidiyorlarmış. Bütün köylerin ana köyü burası ve anaokul da burada. Bizim kaldığımız yerdeki anne kahvaltıyı hostelde hazırlamış. Şimdi kahvaltıyı burada yapacağız. Good morning. Bu evlerin adına buri diyorlar. Saça batırırlar yani topuz yaparken. Onun gibi odun batırarak bir dengeleme yapıyorlar. Sonra üzerine yığıyorlar bunları. Eğer çatı bozulmuşsa yeniliyorlarmış. Yani bu gördüğünüz evlerin her biri 4 yılda bir değişiyor aslında. Can I come in? Hello. Hello. Bula. Şunlar bambuymuş.
bildiğiniz bambu. Şu üstte koydukları şey de palmiye ağacının yapraklarından koymuşlar. Bunlar da zaten bildiğimiz odunlar. Onları da dengelemişler. İnaralara bambu atmışlar bu şekilde. Palmiye ağaçlarının aşağı düşmesini engellemek için denge sistemi yapmışlar. Herhangi bir endüstriyel materyal yok. Her şey doğadan ip olarak bambunun şeylerini kullanmışlar dolamak için. Ne yapıyorsunuz? Dingereng enningi. Ev bulmuşlar bir tane böyle. Oyun oynuyorlar. Şu anda öğleden sonra saat 2'ye falan geliyor. Bayağı zaman geçirdik. Okulları gezdik. Hastanelerini görmüş olduk. Okullarını görmüş olduk. Diğer evleri de ziyaret ettik. Birkaç tane eve girdim. Köyde zaman böyle geçti. Elimden geldiği kadar Fiji'nin dağlarında, bayırlarında yerliler, köylüler nasıl yaşıyor? Onlar ne içiyor, ne yiyor? Nasıl hayatları onu göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi böyle bir evde yaşıyorlar. Yani çok fazla bir eşyaları yok. Hatta hiçbir şeyler yok desek yeridir. 300 kişi yaşıyor köyde. Bunun yarısı çocuk diyebilirim. Her ailenin yaklaşık 5-6 tane çocuğu var. Bu çocuklarla çok güzel zaman geçirdik. Köyün şefi var mesela. Bu arada köye girdiğimizde 50 Fiji parası var. O da köye yardım gibi bir şey. Aha, öyle aynen. Anlasam ben de dediğinizi. Come here. Come. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye.